Evet arkadaşlar, biz AK Parti taraftarı veyahut da seçmeni olarak diyelim. Aslında taraftarı ve seçmeni değiliz, mecbur kalıyoruz da. Neden mecbur kalıyoruz? Çünkü hizmetleri gördüğümüz için, araştırdığımız için, aklımızı kullandığımız için. Yine Asya ve Avrupa'yı denizin altından lastikli sistemle birleştirmek için Avrasya Tüneli'nin yapımına başladık. İstanbul Boğazı'na 3. köprüyü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ekledik. Her gün 1,5 milyon yolcuyu üstündeki 14 istasyona ulaştıracak. İncirli-Söğütlü Çeşme arasındaki mesafe 40 dakikaya inecek. Tabii bizim sözümüze itibar edilmez. Bizim sözümüze inanılmaz. Bizim sözümüze hakaret edip aşağılamalar, saygısızca yorumlar her zaman gelir. Ona bir şey demiyorum ben. İnanıyorum. Çünkü neden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bizim sağ tarafımızda hep böyle röportaj yaparken sağ tarafımızda bayrak, sol tarafımızda Atatürk olmadığı için. Belediyesi bünyesinde yeni seçilen belediye meclis üyelerinin hepsi hangi partiden olursa olsun geçtiğimiz 7,5-8 ay içerisinde hiçbir rant ve imar işini geçirmediler. Eğer sağında bayrak, solunda bir Atatürk resmi ya da arkada şurada arkaya bir resim assam ya da şöyle bir Atatürk portresi koysam şuraya, bizim sözümüze de itibar eder, dinlersiniz, inanırsınız, güvenirsiniz de. Ama yok işte, biz kullanmıyoruz. Biz Atatürk'ün sırtından para kazanmıyoruz yani. Biz onu kullanmıyoruz. Şuradan alırsak daha iyi olur. Benimle görüşmek istiyor. Bu konuda ben görüşmek Bir istiyorum. dakika. Ben şöyle sorayım size. Evet, buyurun. Şimdi ben dün Sinan Aygün telefonla aradım. Notlarımı da aldım. Tamam. Arabadaydım o sırada. Böyle notlar, Hayır, notlar, hayır. notlar. Duruma hakim olduğumu zannettim. Sonra Evet. dersimde çalıştım. Ama ben her şeyi sizden de duymak. Biz Atatürk'ü her zaman kim olduğunu, yerini, yurdunu, nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Saygı duymamız gerekiyor. Saygı duyuyoruz. Yapmış olduğu eksik, yanlış bir şey varsa da onu da söylüyoruz. Biz öyle 2500 liraya kitap yazıp 1881 tane satıp villalar, kaçak villalar Ben Mustafa Kemal'in koleksiyon serisinden edinebilen 1881 şanslı kişiden biri oldum. ayrıyetten Ankara'nın belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Sinan Aygun'la 25 milyon dolarlık rüşvet, 25 milyon TL'lik pardon, rüşvet skandalından sonra büyük yıpranınca, herkes üzerine gidince, radyo, televizyon, basın, gazete hepsi üzerine gidince, Sinan Aygun'un mecburen Fox TV'ye, Halk TV'ye, Fatih Portakal'a çıkıp kendini bir popoplaması, kendi yandaşlarına bir moral gaz vermesi lazımdı. Orada belirli daha önceden çalışılmış soruları cevaplaması lazımdı. Şurada bir Atatürk olması gerekiyordu, mecburdu. Atatürk oldu muydu? Sular seller. Mustafa Kemal sevgisini, Mustafa Kemal'i yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma duruşunun aslında fiyatının olmadığını, hadisenin fiyatla alakalı olmadığını, herhalde sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya gösterdi. Gerçekten hem bu kitabı yazan hem de bu kitaba şu anda sahip olan biri olarak çok mutluyum. Hani Şafak Sezer diyor ya, sular seller, ondan sonra para oluk oluk akar. Burada bir Atatürk işte, ama yok bizde, biz kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz. Bize ne diyorlar? Dini kullanıyorsunuz diyorlar. Niye diyorlar? Biz dini Ramazan'da bile, bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayında bile Kur'an okudu diye sırf kaybetmiş olduğu oyları tekrar AK Parti'ye geri çağırmak, geri toplamak için Kur'an tilaveti yapıyor. Hatim indiriyor diye böyle kalleşçe iftiralar atıyorlar. Ya Ramazan'dır ya, oruçtur. Bin aydan daha hayırlıdır ya. Cumhurbaşkanı da olsan, sıradan vatandaş da olsan, Ramazan'da oruç tutarsın, Kur'an okursun, namaz kılarsın. Onu diğer zamanlarda da yapmak zorundasın. Ramazan'da daha fazla yaparsın. Kadir gecesi var. Bin aydan daha hayırlı yani. Ramazan yılda bir kere gelip 11 ayın sultanı var. Açık açık her şeyi söyleyeyim. Anlayacağınız bile Ramazan. Arkasından Ramazan bayramı geliyor. Bayram. الذين يذكرون الله يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ramazan bayramı, şeker bayramı değil bak, Ramazan bayramı geliyor.
Yani biz burada dini kullanıp sömürmüyoruz. Biz dini yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Eksiklerimiz yok mu? Vardır tabii. Olmaz mı? Kim dört dörtlük insan bu dünyada? Peygamberler hariç. Ama CHP sadece seçim öncesi. Bak sadece seçim zamanı. Birisi çıkıyor. Yok ben her gün cuma namazı kılarım diyor. Her gün Ayet-el Kürsi'yi ilk ben ezberlerim diyor. Muharrem İnce'den bahsediyorum. İlk ben ezberledim. Benim dedem mollaydı, alimdi. Benim annem başı kapalı. Kardeşim yok böyle namazında, niyazında. Yok bilmem hacı, hoca. Ondan sonra seçim bitti. Muharrem İnce ver rakının gözüne. İlk şık bulmadım. Kendisiyle de rakı sofralarında ayrıca beraber oturduk. Onu da söyleyeyim. Adam ortada yok. Tavukçu Muharrem. Nereye gitti bilmiyoruz. Arada bir çıkıyor televizyona. Arada bir çıkıyor. Kılıçdaroğlu onun da ayağını kaydırdı. Fena kaydırdı ama. Baktı ki kendine rakip, güzel kaydırdı. Çünkü onu direkt partiden ihraç etmek için bir delirli, bir pis, kirli bir işini bulamadı. Onu da ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarttı. Milletvekili aday yapmadı. Bir belediyeden aday göstermedi. Onu dedi ki ben usulledim. Onu dedi naş. Onu bir emekliye ayırayım dedi. Zaman geçsin. 3 sene, 5 sene. Bu dönem bitip 3-4 sene sonra hani 2023 seçimlerinde milletvekili olarak karşısına çıkmaya, hani CHP'ye karışmaya çalışsa o zaman yaşı geçmiş olacak. Yani onu CHP'den onu el etek çektirdiler. Onun ipini çektiler. Onun işi bitti. Ekrem İmamoğlu seçim öncesi gider camiye beyefendi. Camide açar bir Kur'an-ı Kerim'i. Türkçe maliyle cizresi, ödresi hiçbir şeyi birbirine uymuyor. Esre tutmuyor. Yani okuyuşu yani hiçbir şey değil. Belli ki ne Arapçanın Türkçe meali okunuşundan okumaya çalışıyor. Oradan karşıdan hani çekiyorlar video. Arkadaş Kur'an-ı Kerim okuyor. Hafız. Her gün namaz kılıyor. Şey diyor ya, hani Meral Akşener abla diyor ya, Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor diyor ya. Aslında şeytanlık yapmaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor. Tabii şey de öyle. Bizim bu Meral abla da var, bir Meral ablamız var. Seçim zamanları başını örter, başörtü takar, şal takar. Herkese şal, başörtüsü atar. Hani nerede? Kuaförden çıktı yok hanımefendi. Her gün kuaför. Çıktı çalışanları. Şeklinde ağlaşa anlattılar. Şimdi kendileri şeklinde gidiyorlar. Hani nerede? Nerede başörtüsü takıyorsun? TRT'yi satıyordu, TİKA'yı satıyordu, şunu satıyordu, bunu satıyordu. Hepsini halka veriyordu parayı. Ekrem de diyordu öyle böyle ben İstanbul'un parası kendine yeter tasarruf edeceğim diyordu. 9 trilyon borca soktu. Ne oldu? Hepsi fasa füze çıktı. Hani TRT'yi kime sattılar? Geldi bir daha TRT'yi konuştu mu? Seçimi kazandı. Meclise de girdi, milletvekili de oldu. Haber ediyorum ben TRT'yi satacağım. Hani nerede? Satalım diyor mu? Yok. Devlete yük, milletime yük olan... Bu TRT'yi özelleştireceğim, satacağım. İşte sizi kandırdı, aldı oyunuzu, geldi, yiyor, içiyor. İstediği gibi geziyor. İstediği gibi, istediği her şeyi yapıyor. Alay etti adam resmen sizinle ya. Ekrem İmamoğlu da öyle. Camiye gidiyor, bir dizinin üzerine iki dakika çöküp oturamıyor. Dizlerine hep kan toplanıyor. Niye? Çünkü namaza hiç oturmayan bir insan, hiç hayatında namaza oturmamış bir insan, dizisi çöküp de namazda öyle duramaz, oturamaz yani. Secdede duramazsın. Bağdaş kurup oturuyor. Niye? Çünkü kan topluyor. İstese eğer 2-3 kere namaz kılsa alışır. 5-10 dakika oturur. Ama namaz kılmayan adam secdede oturamaz. Ekrem İmamoğlu gibi. Ya. Ondan sonra gider Fatih Sultan Mehmet'in tövbe yarabbi işte gider Fatih Sultan Mehmet'in kabrine tekme atar. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin
hadisi şerifinde İstanbul'u fetheden ne güzel kumandan, orayı fetheden asker ne güzel asker diye Peygamber Efendimizin hadisi şerifine nail olmuş bir komutan. İstanbul'u Türkiye'yi kazandırmış bir lider. İstanbul'u senden geri nasıl aldım diye hasıla kasıla eli arkada, eli şeyinde nasıl dolaşıyor? Değil mi? Abdestsiz bunlar, abdestsiz. Çeşme musluk açılışı yapıyor beyefendi. Bunun da özelliği şeymiş Genel Başkanım, hani şuradaki kanalla açılır olması, yani bazen bunu açıp hayvanlar oradan su içsin diye. Gitmiş. Koskoca tünelleri, denizin altından Marmara'yı, Avrasya'yı kazan, 200-300 kilometreden İstanbul'a su getiren, hızlı trenleri döşeyen, koca ultra lüks şehir hastaneleri yapan, 3. havalanı yapan, gezmeyenin ömrünüz yetmeyecek yani projeler yapan adamlara, Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere böyle aşağılamak için ağacı, çiçeği katletti, böceği katletti, yok uçan kuşlara zarar verdi, yerdeki ne bileyim insanlara zarar verdi, çevreyi kirletiyor diye binlerce bahane bulanlar, binlerce bahane uyduranlar, Ekrem İmamoğlu'nun musluk açılışı, Zeydan Karalar'ın biz bir sahra hastanesi düşündük ve bugün işte çalışmalara başladık. Sanıyorum yaklaşık 1000 yataklı hastane olabilir burası. 100 hazırlayacağız ve devam edeceğiz. Şu anda aldığımız bilgiye göre 1000 yatak boş Adana hastanelerinde korona. Çakma Sahra Hastanesi, 3-4 tane perde, 1-2 tane hani soyunma kabinini, 1-2 tane de yatak, priz yok, bir şey yok, uğraştı, derme çatma bir şeyler yaptı. Baktı altından kalkamıyor, o da vazgeçti. Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'le rüşvet skandalı. Tunç Soyer'in de ezanlarda çavbelle hani camilerde İzmir'e çavbelle şarkısı dinletmesi. Yani bütün bunların hepsi CHP'nin başının altından kalkar. Adam ne İzmir'de oturur, ne Ankara'da oturur, ne İstanbul'da oturur, ne Adana'da oturur. Arkandayım başkanım, seni yedirmeyeceğiz başkanım, böyle provokasyonlara gelmeyeceğiz başkanım. AK Parti'nin provokatif eylemleri bunlar. Ya Kılıçdaroğlu da resmen 19 Mayıs günü ya. Meral Akşener 19 Mayıs kutlaması yapıp Anıtkabir ziyaret edince ya dedi ki ne bizim partimizin adında halk geçiyor. Halk Partisi biziz, biz gitmemiz lazım. O niye gidiyor? O gidiyorsa biz de gideceğiz deyip koştura koştura gitti. Hiçbir herhangi bir organize bir şey olmadan vardı oraya. Milletvekillerini arıyor. Aslanlı yoldan yürüyecek adam yok. 18 dakika mum oldu orada. Ağaç gibi. Kameramanlar etrafında dolaş. Ondan sonra zor bela geldiler de 2-3 tane milletvekili sosyal mesafeyi bırakarak fiziksel mesafeyi arkadan kameralarda görüyoruz. Kavga ediyorlar. Dövüşe dövüşe gidiyorlar. Arkasından ne oldu bilmiyoruz. ...18 dakika orada ağaç oldu. Ya sen daha bir 19 Mayıs organizasyonu yapamıyorsun. Türkiye'yi nasıl organize yapacaksın? Bu adamlara nasıl Türkiye'yi teslim edeceksiniz? Daha küçük bir organizasyonu beceremiyor bunlar. Bunlara nasıl Türkiye'yi teslim edeceksiniz? Bunların neyine güveniyorsunuz? Ben anlamıyorum ya. Bunlarda bir herhangi bir bilgi yok, belge yok. Herhangi bir hani geçmiş tecrübe yok. Hiçbir şey yok bunlarda ya. Bunların neyine bu ülkeyi teslim edeceksiniz? Bir türlü anlamıyorum ya. Tamam verin hadi ama da hani bir sosyal veyahut da ne bileyim siyasi herhangi bir bilgisi, başarısı, bir becerisi olsun. İstanbul'un malı İstanbul'a yeter. Çatır çatır bölüşeceğiz, İstanbul'u ile yiyeceğiz diyen Ekrem İmamoğlu geli gelmez 96 milyon euro Fransa'dan, 110 milyon euro Almanya'dan, Londra'dan da 100 bilmem ne kadar parayı İngiltere'nin Londra'ya borçlandı. Kredi aldı getirdi. Türkiye ne yaptın? Ağaç mı diktin? Bir çivili bir hani bir yere çivi mi çaktın? O da yok. O da gitti. Hani israftı, şuydu, buydu.
İstanbul Belediye borcunun sırtına geçirdi borcu. Katmerli olsun. Gelecek bir sonraki belediye başkanı enayi öder. Türk milletinin sırtına borcu geçirdi gitti. Ne olacak? Neyine oy veriyorsunuz?